Vatandaşlar, seçmenler, bizler hepimiz 14 Mayıs 2023 Pazar günü bir seçim sabahına, tarihi bir güne uyanacağız ve sandık başına gideceğiz. Sadece 2 gün kaldı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz TV 100 Haber ekibi olarak. Hem milletvekili seçimi olacak 28. dönem, hem de cumhurbaşkanı seçimi. Peki oylar hangi durumlarda iptal olabilir, daha iyi olabilir? Ayrıntıları var. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? TV 100 muhabiri Hatice Nur Büyükbaş adım adım anlattı. ...60 milyondan fazla seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Bunlardan neredeyse 5 milyonu ilk kez oy kullanacak. Peki oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Ne gibi durumlarda oyumuz geçersiz sayılır? Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Eğer seçmen kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, E-Devlet'ten veya seçmen sorgulama mobil uygulamasından sandık numaranızı ve oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti numarası olan kimlik belgelerinizi unutmayın. TC kimlik numaranızın ve fotoğrafınızın yer aldığı kimlik kartınızla veya pasaport, evlilik cüzdanı, ehliyet gibi resmi belgelerden herhangi bir tanesinin yanınızda bulunması oy kullanabilmeniz için yeterli. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Cep telefonu, fotoğraf makinesi, akıllı saat gibi cihazlarla oy verme yerine girmek yasak. Şayet bunlardan bir tanesi yanınızda varsa yetkililere teslim ettikten sonra oyunuzu kullanabilirsiniz. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Oyunuzun geçerli sayılabilmesi için tercih veya evet mührünü oy vereceğiniz kişinin üzerine bastıktan sonra imza veya işaret koyulmaması gerekiyor. Aksi takdirde oyunuz geçersiz sayılır. Oy kullandığınız 2 pusulayı da tek bir zarfa koyun. Cumhurbaşkanı seçimi için üzerinde 4 adayın bulunduğu bu pusula kullanılacak. Milletvekili seçimi için de üzerinde 24 partinin logosunun bulunduğu bu pusula kullanılacak. Cumhurbaşkanı adayınıza oyunuzu verdiniz. Daha sonra da milletvekili seçimi için oyunuzu verdikten sonra oy verdiğiniz kısım üstte kalacak şekilde katlayın ve 2 pusulayı da tek bir zarfa koyun. Son olarak oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın. Oyunuzu kullandınız. Zarfınızı sandığa attıktan sonra seçmen kağıdında isminizin karşısına imza atmayı unutmayın. Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin oy pusulaları veya zarflarda leke veya mürekkep izi bulunması halinde geçerli olup olmayacağı yönündeki başvuruya yanıt verdi. İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Hollanda'ya gönderilen 225 oy pusulasının hatalı çıkması ve bu pusulaların tutanak altına alınarak kullanılmadan ayrılmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Öztürk, oy pusulaları veya zarfların tamamını veya bir kısmının üstünde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı yönünde Yüksek Seçim Kurulu'ndan görüş istedi. Kurul kararında 297 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen küçükleri hakkındaki kanunun 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan bu konuda görüş verilmesine yer olmadığına hükmetti.